I am the knight. I am Batman. Her Kevin Conroy hayranına sorduğunuzda söyleyebilecekleri bir şey vardır. O intikam. O gecenin ta kendisi. O Batman. Kendisini farklı yerlerde duymuş veya görmüş olabilirsiniz. Aynı şekilde onun için bu kadar büyük bir rol olan Batman'i de farklı farklı kişilerden duymuş olabilirsiniz. Ama Kevin Conroy ve Batman ikilisi cennetten çıkma bir uyuma sahip. En azından sahipti. Az önce de söylediğim gibi Batman Kevin Conroy'un tek kişi değil ve Batman'i seslendiren tek kişi olmadığı da aşikar. Ama onca isim ve işe rağmen yıllar sonra dönüp baktığımızda kendisini Batman olarak hatırlayacağımız kesin. İşte tam da bu yüzden kendisini kanserden kaybetmemiz sonrası anısını en azından son bir kez daha yaşatmakta fayda var. Talk, or I'll crush every bone in your body. 66 yaşında kısa bir süre önce konulan kanser teşhisi üzerine vefat eden Kevin Conroy, kariyerinin başlangıcından o zamana kadar yaklaşık 15 yıl boyunca TV için fazlasıyla dizi ve filmde yer alsa da 1993'teki The Mask of Phantasm onun kariyerini çok büyük bir şekilde etkileyecekti. Bir Batman sesi olarak ilk işiydi ve ilerleyen zamanlarda Batman'i seslendirmesini sağlayan ana faktörlerden biriydi. O zamana kadar yan karakter rollerinde olup TV işlerinden çıkamayan Kevin Conroy artık hem daha büyük bir perdede ve hem de Batman'di. Tabii ki tek bir filmden sonra her şeyini bırakıp Batman'in sesi olmadı. Arada farklı TV dizileri, oyun seslendirmeleri, hatta minik film rolleri gördük. Ama 90'lara baktığınızda Kevin Conroy'un kimsenin aklından çıkmayacak çok özel bir işi vardı. 1995'teki 6 bölüm süren The Office. Hayır, tabii ki de The Office değil, Batman Animated Series'ten bahsediyorum. Hem Batman hem de Kevin Conroy için bir dönüm noktası olup belki de iki karakteri birbirine duygusal bir şekilde bağlayan bir işte Animated Series. Batman'in genel marka popülerliğini arttırıp onu yeni jenerasyonlara duyuran, insanları bağlayan ve genel olarak da fazlasıyla kaliteli bir yapımdı. Daha fazla Batman işinin ortaya çıkmasını sağlayan ve bir yandan da o işleri finanse eden bir yapımdı. Aynı zamanda serinin popülerliği, ileride gelecek yapımlarda da Kevin Conroy'un Batman, Mark Hamill'in ise Joker olarak istenip aranmasını sağlamıştı. Ve bu sadece Batman'e özel filmler ve diziler için geçerli değildi. Superman dizisinde bir Batman cameosu istendiğinde gidilecek isim Kevin Conroy'du. Aynı şekilde Static Shock gibi yan bir yapımda bile Batman için Kevin Conroy'dan başkası düşünülemezdi. Sonrasında ise Justice League ve Justice League Unlimited animasyonlarının gelmesiyle de Kevin Conroy birden fazla jenerasyon için Batman'in sesi olacaktı. Sonrasında farklı bir seslendirmen gelse bile genel olarak Kevin Conroy'un sesi bir hedefti. Ve tabii ki bunu farklı yapımlarda da görebilirsiniz. Batman'e bu kadar iyi uyup bu kadar iyi oturan bir ses bulmak tabii ki fazlasıyla zordu. I am vengeance. I am the knight. I am Batman. 2000'lerde ise Cartoon Network ve tabii ki Man of Action sağ olsun kendisini ekstra animasyonlarda hatta bir noktada Ben 10'de bile görmüş olsak da 2000'lerin çok daha büyük bir olayı vardı. En azından 2000'lerin son kısımlarının. Arkham oyunlarının başlangıcı. Asylum, City ve tabii ki 2015'teki Arkham Knight ile artık sadece çizgi roman ve dizi fanlarının değil genel oyun fanlarının da kafasında olan bir sesti kendisi. Daha önce farklı oyunlarda Batman'in sesi olarak bulunmuştu ama o zamana kadar böyle bu tarz Batman gibi, Superman gibi karakterlerin oyunları hep düşük kaliteli, başarısız işlerdi. Arkham gerçekten çizgi roman oyunlarını popülerleştirmişti. Ayrıca Arkham popülerliği sonrası kendisini Injustice oyunları gibi Arkham'dan ayrı bir seride hatta yakın zamanda çıkan Multiverse oyununda bile Batman'in sesi olarak duyabilmiştik. Dediğim gibi bu Asylum serisiyle beraber başlayan Arkham üçlemesi hem Kevin Conroy'u hem Batman'i hem de genel olarak bu tarz çizgi roman oyunlarını popülerleştirdi. I've been doing the character now for 20 years. The audience knows him as well as I do. Tüm bunlar olurken bir yandan da DC Animated Universe işlerinin büyük bir bölümünde de Batman'in sesi olduğundan bahsetmiyorum bile tabii ki.
Hatta Jason O'Mara'nın Bruce Wayne ve dolayısıyla Batman'i seslendirdiği Batman vs. Robin animasyonunda bile kendisini Thomas Wayne olarak seslendirmesi için getirmişlerdi. Yani Kevin Conroy Batman olmadığı bir noktada bile en azından Batman'in babası olarak ortamda bulunabiliyordu. Bu noktada Marvel için Stan Lee cameosu neyse Batman markası için de Kevin Conroy belki de o olmuştu diyebiliriz. 2017'deki Batman ve Harley Quinn animasyonu ile de eskiden yanında Robin'i seslendiren Doron Dresler ile de tekrar buluşup animasyon zincirini tamamlamış gibiydi. You're the walking definition of loose cannon, Harley. Bu minik animasyon zincirini tamamlama olayında belki de görmeyi özellikle isteyeceğim tek şey Justice League Unlimited Reunion'ında kendisini tekrar görebilmek olurdu. Flash'ın seslendirmeni yani Wally West'in seslendirmeni olan Michael Rosenbaum kendi kanalı üzerine zamanında Justice League ekibinin tamamını çağırmıştı ve Kevin Conroy o dönem sebebini bilmediğimiz halde gelememişti ki şu an baktığımızda aslında belki de bu hastalığından dolayı olduğunu görebiliyoruz. Ki o altılının tamamı oradayken Kevin Conroy'u görememek fazlasıyla üzücüydü. Kendisi zamanında tabii ki o podcast'te bulundu ama ekibinin kalanıyla tekrar bir görüşebilmek belki de onun için de çok daha güzel olurdu. Because we live in their imagination. Yep. We live in the audience. Yeah. When you're just the voice of the character. Yeah. Ayrıca Scooby-Doo ve Multiversus gibi işlerde de Batman olmasını saymazsak, Batman olarak gözükebildiği son büyük iş CW'nun Crisis on Infinite Earths eventiydi. CW'nun bu noktada nasıl bir durumda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tabii ki ben de herkes veya benden sonraki adam gibi CW bu kadar yerdeyken bir tekme de ben atmayı seviyorum ama durum ne kadar kötü olursa olsun Kevin Conroy'u getirip o efsane sözlerini Batman yani Bruce Wayne olarak tekrar söyleme şansı verdikleri için CW'ya her zaman minnet duyabilirim. Kendisinin kansere yenik düşmesinden önce başlayıp bildiğimiz kadarıyla sonunu göremediği tek iş ise ironik şekilde Batman Caped Crusader'dı. Batman hikayelerinin yeniden hayal edilip yeniden yazılacağı seride son zamanlarda olduğu gibi Thomas Wayne'i seslendirecekti. Bunca yıl Batman olduktan sonra kariyerine Thomas Wayne olarak son bulmasının ise bir nevi şairane bir yanı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada kendisinin yerine kimse geçmeyecek gibi lafla edemeyiz belki de çünkü bir noktada geçileceğini biliyoruz ama hiçbir ismin bu kadar Batman'le özdeşleşemeyeceğini söylemek sanırım zor olmaz. Animasyonlarda, oyunlarda, hatta direkt olarak canlı bir şekilde dizilerde Batman'e bu denli can vermiş birinin yerini doldurmak çok da kolay değil anlayacağınız gibi. Ama bu noktada söyleyebileceğimiz tek şey sanırım mekanı cennet olsun olur. O intikamdı. Gecenin ta kendisiydi. O Batman'di.